Başbakan Erdoğan ikinci seçim mitingi için Afyon'daydı. Söz milletindir dedi. Halka hitap eden Erdoğan, Menderes'e yapılanlar bize de yapılıyor dedi. Merhum Menderes'in milli iradeyi, demokrasiyi egemen kılmasından, yetkiyi, kararı millete devretmesinden, başta bu CHP olmak üzere işte bu medya, bu seçkinler, bu elitler çok rahatsız oldular. Şunu açık açık söylüyorum. Bundan 54 yıl önce değerli kardeşlerim, merhum Menderes'e ne yaptılarsa, hangi tuzakları kurdularsa, hangi senaryoları yazdılarsa şu anda bize de aynısını yapıyorlar. Çok çirkin iftiralarla, çok ama çok çirkin iftiralarla Menderes'e maalesef milletin gözünden düşürmek için her türlü iftirayı attılar. Tuttu mu? Tutmadı. Tutmayınca ipe götürdüler. Menderes bugün var. Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, onlar da var. Peki onları idam edenler var mı? Kimse onları hatırlıyor mu? Hatırlamıyor. Niye? Zalimler hiçbir zaman kalıcı olmaz. Zalimler her zaman zulümleriyle anılır. Paralel yapıyı eleştiren Erdoğan, miting için Sivas'ta bulunduğu sırada yanına gelen kız öğrencilerin itiraflarını da açıkladı. Dediler ki, başbakanım, bizi ciddi baskı altına alıyorlar. Geceleri ablalar bizi kaldırıp size beddualar yaptırıyorlar. Ve çok daha ilginci, sizinle ilgili bize çok yalan yanlış dezenformasyonla bize bilgiler aktarıyorlar. Ailenizle ilgili aktarıyorlar. Biz inanmıyoruz ama biz de korkuyoruz. Çünkü bizim ailelerimize de yalan haberler göndermek suretiyle bizi karalayacaklarından korkuyorlar. Ben teeddüp ediyorum. Burada bunu söyleyemiyorum şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bunun insani, vicdani, İslami bir yanı olabilir mi? Erdoğan, CHP'nin Sarıyer'de seçime girmesi yönünde karar veren YSYK'ya da tepki gösterdi.